Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ben bayağı bir ara verdim. Bu arada hastalandım. Ama şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Tabii ki siz bunu fark etmeyeceksiniz. Çünkü videoları biriktirdiğim için 2 günde bir açmaya çalışıyorum. Eğer ilerleyen zamanlarda böyle çok sıkışırsak, konular yetişmeyecek gibi olursa her gün bir video veya arkadaşlar yüklediğim tüm videoları açmayı düşünüyorum. Hani hem sizin için de çalışma kolaylığı olsun diye. Ama Mayıs ayına kadar bitirmeyi düşünüyorum inşallah. Belki Mayıs'ın ortalarında falan bitiririz. Sonrasında ise soru çözümü. Hatta şöyle de olabilir. Zaten ÖABT Ağustos'ta olduğu için Haziran'a kadar bile sürse bizim için çok da önemli değil diye düşünüyorum. Evet, şimdi gelelim canlılar aleminde kaldığımız yere. Arkadaşlar, canlılar aleminde biz prokaryot canlıları işledik. Şimdi geliyoruz. Bakın. Ökaryotik canlılara, yani ökaryotik hücre yapısına sahip olan canlılara. Peki nedir ökaryotların özelliği? Hatırlayın, hücrede anlatmıştık. Ökaryotların özelliği şunlar. Bunların DNA'ları çekirdeğin içerisindedir. Çift katlı bir zara sahip çekirdek vardır ve onun içerisindedir arkadaşlar. DNA'ların etrafı yine histon proteinleriyle çevrilidir. Bakın, prokaryotlardan bakterilerde yoktu histon proteini ama arkelerde vardı. Ökaryotlarda da var arkadaşlar histon proteinleri. Ökaryotlarda DNA sarmal yapıldır arkadaşlar. Sarmal yapıldır derken yanlış söyledim, özür dilerim. Doğrusal yapılıdır. Doğrusal derken iki ucu birbirine birleşmiyor. Yani bir iki ip gibi düşünün arkadaşlar. Böyle iki ucu serbest olan bir ip gibi düşünün. O şekilde bir yapıya sahiptir. Etraf histon proteinleriyle çevrilidir. Ribozom ve diğer organellerde bulunur. Yani ökaryotlarda zarlı organeller bulunur arkadaşlar. Şimdi gelelim. Biz ökaryotların sınıflandırılmasını, ökaryotların genel özelliklerini zaten biliyoruz. Ben şöyle şekil çizerek anlatmak istedim size. Arkadaşlar, ökaryotik alemi biz dörde ayıracağız. Nedir bunlar? Protista diyeceğiz. Daha sonra mantarlar diyeceğiz. Bitkiler ve hayvanlar olarak dört alemde işleyeceğiz. İlk önce protista aleminden başlıyorum. Protista aleminde arkadaşlar birinci şubedeyiz. Kök ayaklılar diyeceğiz. Diğer bir ismiyle rizopodlar. Arkadaşlar, kök ayaklılar yani rizopodların en bilindik örneği nedir? Amiptir. Şimdi ilk önce özelliklerini verip daha sonra amipin kısımlarını yazacağım. Ben daha önceden çizdim ki hani hem vakit kaybı olmasın hem de daha kolay bir şekilde anlayalım diye. Peki nedir? Nerelerde yaşarlar? Arkadaşlar, bunlar tatlı sularda yaşıyorlar, nemli topraklarda yaşıyorlar, daha sonra denizlerde yaşıyorlar. Özellikle tatlı suda yaşayanların hücrelerinde kontraktil kofol vardır. Kontraktil kofolu anlatmıştım. Ne işe yarıyordu? Tatlı suda yaşayan bir hücreli ökaryotik canlılarda hücrenin içerisine giren fazla suyu depo ediyor ve daha sonra bunu ATP kullanarak dışarı atıyor. Biz buna ne diyoruz? Kontraktil kofol diyoruz. Tatlı suda yaşayan amipte, işte diğer kök ayaklılarda bulunur arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. İlk önce yaşadıkları yerden bahsedelim. Ne dedik? Tatlı su, nemli toprak ve denizlerde yaşarlar. Denizlerde yaşarlar. Diğer bir özelliğine baktığımızda tatlı sularda yaşayanlarda kontraktil kofol bulunur. Evet, gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, biz bunlara neden kök ayaklı diyoruz? Çünkü bunlar amoeboid dediğimiz bir hareket yapıyorlar kök ayaklarını kullanarak. Bakın şöyle, mesela burada 2 tane böyle ayak şeklinde yapılar var, değil mi? Bu ayaklarını kullanarak hareket ediyorlar. Mesela bunu buraya sabitledi, bunu buraya sabitledi. Tüm vücudu ne yapıyor? Bu tarafa doğru çekiyor. Bu şekilde bir hareket yapıyor arkadaşlar. Biz buna amoeboid hareket diyoruz. Özellikle aktif harekettir ve arkadaşlar pseudopod yani yalancı ayaklarıyla bunu yaparlar. Şurada gördüklerimiz nedir? Bunun yalancı ayaklarıdır. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Hareketlerini yalancı ayaklar sayesinde yalancı ayakların diğer adı arkadaşlar pseudopod. Bu şekilde yazılır. Yalancı ayaklar sayesinde
Ameboid. Ameboid şeklinde yaparlar. Şeklinde yaparlar. Evet, demek ki bu harekete ne diyormuşuz arkadaşlar? Ameboid hareket diyormuşuz. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar bunlar beslenmesini nasıl yapıyorlar peki? Beslenmesinde şöyle. Yine yalancı ayaklar yardımıyla yapacaklar. Hatırlayın, fagositoz. Fagositoz. Neydi fagositoz? Katı besinlerin yalancı ayak oluşturularak hücrenin içerisine alınmasına biz fagositoz diyoruz. Arkadaşlar şurada iki tane bakın yalancı ayağımız var. Bunun etrafına diyelim ki şurada bir besin maddesi olduğunu düşünün. Bunun etrafını sarıyor böyle birleştiriyor. Bakın şuradaki zarı ne yaptı? Besinin etrafına sardı. Daha sonra bunu hücrenin içerisine alarak burada sindiriyor ve besin ihtiyacını karşılıyor. İşte biz buna fagositozla beslenme diyoruz arkadaşlar. Besin kofluğunu oluşturuyor ve bu şekilde beslenmesini gerçekleştiriyor. O zaman şöyle yazalım. Beslenmesini yalancı ayaklarıyla fagositoz şeklinde yapar. Hazır gitmişken şuraya yazayım. Evet, şimdi gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, şimdi fagositoz şeklinde yapıyor o zaman heterotroftur. Hani bunu yazmaya gerek duymadım. Yani kendi besinini üretemiyor. Kök ayaklılar. İsterseniz yazayım. Heterotrofturlar diyelim. Heterotrofturlar. Çünkü birazdan başka şubelerden bahsedeceğim. Onların ototrof olanları da var. O yüzden heterotroftur olarak belirtelim. Gelelim bir diğer özelliğimize. Peki bunların üremesi nasıl oluyor? Arkadaşlar bunlar hücre herhangi bir yerinden bölünerek eşeysiz şeklinde ürüyorlar. Belirgin bir şekilleri olmadığı için herhangi bir yerden bölünebilirler. Sıkıntı yok. Yani her yöne bölündüklerinde eşeysiz bir şekilde çoğalabiliyorlar. O zaman şöyle yazalım. Herhangi bir yerden bölünerek eşeysiz ürerler. Bunlarda peki mitoz evreleri var mıdır? Mitoz evreleri vardır arkadaşlar. Çünkü ökaryotik canlılar oldukları için bunlar da diğer organellerde bulunur. Bu yüzden de mitoz bölünme görülür. Arkadaşlar bunları örnek olarak da amip, radiolaria dediğimiz bir canlı var. Yine onu örnek olarak verebiliriz. Örnek olarak amip ve radiolaria verilebilir. Şimdi ben burada özellikle amipten bahsetmek istiyorum. Çünkü buraya zaten amipin şeklini çizdim. Arkadaşlar amip bizler hastalığa sebep oluyor. Bazı olumsuz şartlarda bunlar şekillerini değiştiriyorlar amipler ve kist dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar. Bu kistler arkadaşlar şartlar uygun olduğu zamanlarda eriyor ve yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Yani işte bunlar da aslında bir nevi bakteriler gibi ne yapıyor aslında? Endospor oluşumu değil ama kendi kendini etrafını çevreliyor bir kist oluşturuyor ve şartlar normale döndüğü zaman da yaşamına devam ediyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Amip olumsuz şartlarda şeklini değiştirerek kist oluşturur. Kist oluşturur. Şartlar normale dönünce yaşamını sürdürür. O zaman bu kist dediğimiz yapı bazal metabolizma halindedir. Amip'in oluşturduğu bu kist arkadaşlar şartlar olumsuz olduğu için bazal metabolizma yani minimum metabolizma halindedir. Şartlar normale döndüğü zaman ne yapıyor? Tekrardan eski yaşamına devam ediyor. Şimdi bazı amipler de parazit amiplerdir arkadaşlar ve bizlerde hastalığa sebep olur. Mesela kanlı ishal. Buna sebep olabiliyor. Amipli dizanteri diyoruz arkadaşlar buna kanlı ishal. Daha sonra karaciğere yerleşerek karaciğerde apselere sebep olabiliyor. Bu yüzden de oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle işte hani bu
denizlerde yüzenler, tatlı sularda yüzenler çok çok dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabii vücudumuz bizi onlar için koruyor ama yine de dikkat edilmesinde fayda vardır. Evet, şimdi gelelim, yazalım isterseniz bunu da. Bazı amipler parazit yaşar. Parazit yaşar. Amipli dizanteri. Neydi amipli dizanteri? Kanlı ishal. Kanlı ishal. Ya da karaciğerde apselere sebep olur. Apselere sebep olur. Biraz da radyolaryadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu da denizlerde yaşıyor. Bu yüzden de bunların kontraktil kofalı yoktur. Amiplerde var kontraktil kofalı ama radyolarya denizlerde yaşadığı için arkadaşlar bunlarda kontraktil kofalı yoktur. Hücrenin içerisinde silyum oksitten oluşan bir iç iskelet bulunuyor. Bu yüzden de yani bir iskeleti bulunuyor. Bu yüzden de denizlerde yaşayan bir canlıdır. O zaman şöyle yazalım isterseniz. Onunla ilgili ufak bir bilgimiz de olsun yine. Radyolarya denizlerde yaşar. Denizlerde yaşar. Bu yüzden kontraktil kofol yoktur. Kontraktil yoktur. Biraz yukarıya alayım daha rahat görün. Hücre içinde CO2'den oluşan iskelet bulunur. İskelet bulunur. Zaten tek hücreli canlılar olduğu için arkadaşlar mecburen hücre iskeleti şeklinde görülür. Şimdi gelelim bu amipin kısımlarını yazalım isterseniz birlikte. Şöyle bir kalem alayım. Hangi renkle yazalım? Şöyle farklı farklı renklerle yazalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada içeride bulunan şöyle turuncuya boyadıklarım. Bunlar nedir? Besi kofuludur. Besin kofulu. Bakın şurada da hala oluşmuş besin kofulları var. Hücrenin içerisine gönderiliyor. Daha sonra arkadaşlar bakın şu yapı neye benziyor? Mitokondri, değil mi? Mitokondri. Şu ortada bulunan yapı nedir arkadaşlar? Bu da çekirdektir. Çekirdek. Yine hemen içerisinde bulunan yapı çekirdekçiktir. Şöyle çekirdekçik. Arkadaşlar bakın şurada büyükçe çizdiğim yapıda nedir? Kontraktil kofuldur. Kontraktil kofuldur. Daha sonra son olarak bir de yalancı ayaklarını göstereyim. Şunlar da nelerdir? Yalancı ayak. Yalancı ayakları. Evet, bu şekilde amipin yapısı arkadaşlar. Tabi diğer organeller de var, işte ribozomdur, endoplazmik retikulumdur ama sadece bunları göstermek yeterlidir diye düşündüm. Belirli yapılarını bilmeniz yeterlidir. Özellikle kontraktil kofolun bulunduğunu bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer şubemiz arkadaşlar. O da nedir? Kamçılılar. Flagellata. Bunu da yine çizdim. Özür dilerim. Şöyle. İlk önce yine özelliklerinden bahsedeyim. Daha sonra arkadaşlar şekil üstünde gösteririz ne tür yapıları olduğunu. Şimdi bakın burada kamçılılar diğer bir ismiyle flagellata dediğimiz yapı genellikle tatlı sularda yaşıyor arkadaşlar ve bu yüzden de kontraktil kofulu vardır. Tatlı suda yaşıyorsa kontraktil kofulu vardır, unutmayın. Bir hücreli ökaryotik canlıların. O zaman yazalım. Tatlı sularda yaşar. Kontraktil koful vardır. Kontraktil koful vardır. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar bunlar simbiyotik olarak yaşayanları da var bunların. Bir dakika şöyle görüntüyü netleştirelim. Evet. Simbiyotik olarak yaşayanları da vardır. Simbiyotik ne demek? Yani birlikte yaşam demektir. Mesela özellikle
otçul canlıların, bu geviş getiren hayvanlar var ya, bunların arkadaşlar işkembelerinde görülüyor genellikle. Kamçıları bulunduğu için arkadaşlar aktif olarak hareket edebiliyor. Bazılarında kloroplast bulunur ve kloroplast bulunduranlar da bitkisel özellik gösteriyorlar, fotosentez yapıyorlar. O zaman şöyle diyelim. Genellikle geviş getirmenin ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Geviş getiren hayvanların işkembelerinde yaşar. İşkembelerinde yaşar. Arkadaşlar, geviş getirme. Şimdi otla beslenen canlılar, sadece otla beslenen canlılar, otu yedikleri zaman işte mideye gönderiyorlar. Mide de işte birazcık sindiriliyor ama bunlar selülozu tam sindirmek zorundalar. Selülozu sindiren enzim yok. Bu yüzden de işte bağırsaklarında yaşayan, midesinde yaşayan, selülozu sindiren arkeler, işte bu gibi kamçılılar bulunuyor. Bunlar arkadaşlar tam olarak sindiremedikleri için o besini tekrardan geri gönderiyor. Hayvan da bunu ne yapıyor? Tekrardan çiğniyor. Yine mide işkembeye geri gönderiyor. Bu şekilde bir gidip gelme söz konusudur. Bu yüzden de sürekli ağzını hareket ettirir. Biz buna geviş getirme diyoruz. Temel amaç neymiş geviş getirmede? Selülozu sindirmekmiş, unutmayalım. O zaman yazalım devamını. Arkadaşlar, kamçılarıyla aktif olarak hareket ederler. Bakın, kamçısı ile aktif hareket ettiğinden hayvansal özellik gösteriyor. Hayvansal. Kloroplast bulunduğundan, bu arada kloroplasta bunlarda özel bir isim veriyoruz. Kromatofor diyoruz arkadaşlar. Kromatofor. Kloroplast bulunduğundan bitkisel özellik gösterir. Bitkisel özellik gösterir. Şimdi bu hem heterotrof hem de ototroftur. Neden? Bakın, eğer ki geviş getiren hayvanların bu işkembelerinde yaşıyorsa zaten nedir? Heterotroftur. Eğer ki arkadaşlar dışarıda yaşıyorsa, fotosentez yapıp kendi besini üretiyorsa, o zaman da ne olur? Ototroftur. Bu yüzden de zaten anlatırken hem heterotrof hem ototrof olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Hem ototrof hem de heterotrof. Heterotrof olarak beslenir. Biz bunlara da arkadaşlar özel olarak miksotrof diyoruz. Miksotrof. İkisini birlikte yapıyorsa miksotrof diyoruz. Evet. Bunlar arkadaşlar karbonhidratları nişasta şeklinde, hani nişastaya benzer bir yapıya dönüştürüyorlar. Biz bu nişasta benzeri yapıya paramellum diyoruz. Paramellum karşımıza çıkabilir belki. O zaman yazalım. Karbonhidratları paramellumdur. Paramellumdur. Parantez içerisinde yazıyorum. Nişasta gibi. Yani nişastaya benziyor arkadaşlar. Ama özel olarak paramellum ismi verilmiştir. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda, bunlar da bir ya da dört tane bulunan kamçıları var arkadaşlar. Vücutlarının ön kısmında var. Bu kamçılarının hemen altında da stigma dediğimiz, diğer bir adıyla göz lekesi dediğimiz bir yapı vardır arkadaşlar. Bu göz lekesi, yani stigma dediğimiz yapı, birazdan zaten şekil üstünde de göstereceğim. Stigma dediğimiz yapı kamçılının ışığa doğru hareket etmesini sağlıyor. Hani göz benzeri yapı, zaten göz ne yapar? İşte görüp hareket etmemizi sağlıyor. Aynı bunda da o şekildedir. Stigma yapısı ışığa doğru hareketi sağlıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Şöyle, genellikle bir ya da dört tane kamçı bulunur. Kamçının hemen altında stigma
Diğer bir adıyla göz lekesi vardır. Işığa doğru hareketi sağlar. Işığa doğru hareketi sağlar dedik. Evet, bir diğer özelliğimize bakalım. Arkadaşlar, Öglena'dan bahsetmek istiyorum. Öglena'nın etrafı pelikula dediğimiz bir sert bir yapıya sahiptir. Pelikula, bakın şurada turuncuyla çizmişim. Pelikula dediğimiz bir sert yapıya sahiptir. O zaman yazalım. Öglena'nın etrafı pelikula. Pelikula denilen sert bir yapıyla çevrelidir. Evet. Bir diğer özelliğine bakalım. Arkadaşlar, peki ne yapıyor pelikula? Pelikula hücreye şekil veriyor. Hücreyi dış ve iç etkenlerden koruyor. O zaman yazalım. Hücreyi korur yazarsam yeterli bence. Hücreyi korur ve şekil verir. Şekil verir. Peki bu nasıl üreyecek? Arkadaşlar, üremelerini boyuna olarak yapıyorlar. Yani boyuna bölünme ile eşeğsiz şekilde ürerler. Neden boyuna? Şimdi amipte belirli bir şekil yoktu. Her yönden bölünebiliyordu. Ama bunda belirli bir şekil var. O yüzden simetri olayı göz önüne alınırsa arkadaşlar şu şekilde boyuna bölünerek ürerler. Boyuna bölünerek eşeğsiz ürerler. Eşeğsiz ürerler. Evet. Bunların heterotrof olan türleri de vardır arkadaşlar. Sadece hani hem ototrof hem heterotrof değil de sadece heterotrof olan türleri de vardır. Mesela Trypanosoma gambiens dediğimiz bir kamçılı var. Bu Trypanosoma dediğimiz kamçılı arkadaşlar kinetoplastit dediğimiz bir mitokondri içeriyorlar ve çeçe sineğinin insanı ısırmasıyla kana geçerek hastalığa sebep oluyorlar. Bakın çeçe sineğiyle taşınıyor bu trypanosoma dediğimiz kamçılı ve insana geçerek arkadaşlar hastalığa sebep oluyorlar. Bu şekilde bir hastalık oluşturuyorlar. Bakın bu hastalığı şuraya yazmak istiyorum özelliğini. Trypanosoma gambiens. Gambiens, kinetoplastit denilen mitokondriye sahiptir. Çeçe sineğinin, insanı ısırmasıyla kana bulaşır. Peki ne hastalığına sebep oluyor? Uyku hastalığına sebep oluyor arkadaşlar. Trypanosoma dediğimiz kamçılı. Bir tane daha var, onu da söyleyeyim. Leishmania tropica dediğimiz bir yine kamçılı tür var arkadaşlar. Bu da kum sineği tarafından taşınıyor. Bu da insanlarda şark çıbanı dediğimiz çıbana sebep oluyor. Bu bildiğiniz çıban değil, daha böyle büyük. Daha zararlı bir çıban arkadaşlar. O yüzden oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. O zaman yazalım. Leishmania tropica türü kum sineği tarafından taşınır. İnsanlarda şark çıbanına sebep olur. Şark çıbanına sebep olur. Evet, bu şekilde kamçılar dediğimiz şubemiz. Şimdi burada Öglena'nın yapısını çizelim arkadaşlar. İçeriğinde neler bulunuyor, bunlardan bahsedelim. Şöyle yazalım isterseniz yine. Şimdi bakın. Şu kamçısı zaten. Kamçı. Kamçının hemen altında ne vardı arkadaşlar? Stigma vardı, değil mi? Stigma. Arkadaşlar, stigma şuralarda bir yerde, bakın. Şuna stigma diyeceğiz. Stigma. Şurada bir boşluk var. İçini boyamamışım zaten. Boşluk. Daha sonra arkadaşlar bakın hemen yanında, bakın şurada ne var? Kontraktil koful. Kontraktil koful bulunuyor. Daha sonra bu nedir zaten? Büyükçe çizdiğim çekirdeğidir.
Çekirdek. Çekirdeğin etrafında bakın şu yapı arkadaşlar paramellum. Paramellum. Bu paramellumda ne depolanıyor? Nişasta depolanır. Nişasta depolanır. Yani hani az önce ben sanki şeymiş gibi söyledim. Karbonhidratlarının ismi paramellummuş gibi söyledim ama paramellum nişastanın depolandığı yerdir. Bakın karbonhidratları paramellumda depolanır yazalım şuraya. Depolanır. Nişasta şeklinde depolanır arkadaşlar. Evet. Daha sonra arkadaşlar bakın dış kısmında ne dedik? Pelikula dediğimiz bir tabaka vardır. Bakın turuncu ile çizdiğim pelikuladır. Pelikula şekil veriyor, koruyor. Başka bakayım. Mesela şunlar kloroplastlar. Şunlar da kloroplast. Kloroplasta ne diyorduk bunlarda? Bunlar özel olarak kromatofor diyoruz. Evet, böylece kamçıları da bitirmiş olduk arkadaşlar. Burada bitireyim ben. Bir sonraki videoda size sporlulardan, sinirlilerden bahsederim arkadaşlar. Sonra cıvık mantarlar var, algler var. Bu şekilde belki bir sonraki videoda hepsini bitirmiş olabiliriz. Protista alemi bu şekilde devam edecek. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.